Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 100 bin illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren harita, güncel harita açıklandı. Yani 27 Şubat 5 Mart arasını gösteren. Şimdi en son durumu böyle illerimizin. İşte burada yüksek illi riskler, düşük riskli iller ve sayıları var arkadaşlar. Yüksek riskli illerimizin risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı, normalleşme kontrolünü gerçekleştirmeliyiz şeklinde bir tweet attı Fahrettin Koca. Haftalık vaka sayıları bu şekilde arkadaşlar illerimizin. Şimdi şöyle baktığımızda genel olarak bazı illerde hafif düşüş var, bazılarında yine artış var. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle baktığımda en yüksek illerimiz yine Karadeniz'de. İşte Samsun her 100 binde 348. Bakıyorum Giresun 282, Trabzon 226. Bu iller gerçekten yüksek. Yine Karadeniz illerimiz yüksek arkadaşlar. Yine düşük illerimiz Doğu illerindeki illerimiz düşük. İşte Batman'ı görüyorum en düşük 8. Batı'da Uşak var 10. 100 bin her 100 bin nüfusa düşen orana baktığımızda yine Doğu illeri fazla. Samsun 348, Karadeniz bölgesinde Sinop 314. İstanbul'a bakalım 111, Ankara'ya bakalım 54, İzmir 66, Bursa 58, Eskişehir 48 şeklinde. Şöyle bakıyorum başka dikkatimi çeken il. Genel olarak önceki haftaya göre aynı ama yine tedbirli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman Konya'ya bakalım 150. Şöyle bakıyorum. Antalya 82 arkadaşlar. Mersin 100. Antep 44. Yine Doğu Karadeniz'deki illerimiz fazla. Doğu illerinde yine aynı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bakalım tekrar dikkat çeken başka bir il var mı? Çanakkale 107. Oldukça yüksek. Şöyle tekrar bakalım Sivas 24. Yine Karadeniz illeri yüksek oranda, Doğu illeri düşük arkadaşlar. Tedbirli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Umarım vakalar artmaz ve eski normalleşme günlerine bir an önce dönülür.